Merhaba arkadaşlar, ben Mahmut Şahin. Yeni bir video ile karşınızdayız. Daha önce bahsetmiştim bir pet shop açmıştık diye. Bir arkadaşımız Adıyaman'dan YouTube kanalında daha önce bir kuşun kırılan ayağına müdahale ettiğimizi görmüş. Kendi kuşunda da aynı problem oluşmuş. Bunun üzerine bizim yanımıza getirdi. Tekrar geçmiş olsun kardeşim. Tamam, hoş geldin. Hoş bulduk abi. Görüşürüz abi. Çok şükür. Siz nasılsınız? Evet. Abi YouTube'dan sizi izledim. Önce kuşları tedavi ettiğinizi gördüm. Evet abi. Abi umarım bana yardım ederseniz çok güzel bir şey yaparım abi. İnşallah. Nasıl oldu abi ya? Abi kafesim sıkıştı. Kurtarayım derken tam elimde kırılıyor. Evet abi. Abi şimdi daha önceki videomuzda da yapmıştık aynısını. Biz doğal yollarla tedavi etmeye çalışıyoruz. Hayvan dışkısı kullanıyoruz. Şurada bir dut ağacının sapının kabuğundan faydalandık. Ve küçük bantlarla bu işlemimizi halledeceğiz. Kuşun kırılan ayağının kırılan kısmını, tüylerini temizliyoruz. Daha sonra burada hazırladığım gibi İşte ağaç kabuğu, hayvan dışkısı ve bantlardan oluşan bir üçlümüz var. Bununla hayvanın ayağını saracağız. Ortalama kuşun sağlık durumuna göre 8 ile 10 gün arasında kuşun ayağı kaynayacaktır, eski haline dönecektir. İnşallah bu kuşumuzu da iyileştiririz arkadaşlar. Abi şimdi ben onu alayım. Biraz hastalıkçı. Abi şu anda zaten kuşun ayağı acıdığı için biraz saldırgan oldu. Biraz önce kuşun kırılan ayağının etrafını temizledim, tüylerini aldım. Şu anda görüyorsunuz tam şu bilek kısmından kırıldığı için tamamen sağa sola gidiyor ve hayvan hareket ettiremiyor. Öncelikle abi şöyle sen kuşu tutarsan beni tuttuğum gibi tutmaya gayret et abi. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağaç kabuğu. Bu hayvan dışkısını sürüyoruz. Bu daha sonra kuruduğunda alçı görevi görecek. Emre abi şu kanalı biraz geriye gitsin. Aynen abi. Sana zahmet. Şu anda kuşu yan tutmuş arkadaşlar. Bakın abi kafasını öyle. Yanlış kaynamayalım. Evet. Tamam. Abi kuşumuzun ayağı bu şekilde kaynayacak. Böyle görüyorsunuz. Çekmiyoruz çünkü arası açılır abi. Dizden, dirsekten itibaren içine alıyoruz ki hayvan fazla ayağını kıpırdatıp tekrar yanlış kaynamasının önüne geçmek amacıyla. Biraz birkaç gün ayağı acıyacaktır. Ama 10 gün sonra inşallah hiçbir şey kalmayacak abi. İnşallah abi. Dışkı ve tüy olduğu için bantın yapışmasını engelliyor. Onun için 3-4 kere aynı bantla etrafını dönüyoruz arkadaşlar. Bantla döndüğümüzde kullandığımız parçanın büyüklüğüne göre bantı sıkıştırabiliriz çünkü ayağına oturması gerekiyor. Ben kuş alabilirim abi. Arkadaşlar. Şu anda kuşumuz iyileştiğinde ayağı aynı seviyeye gelecek. Buna dikkat ediyoruz burada. Yani ayağı nasıl kaynattığımız önemli burada. Ondan sonra kuşumuz iyileşecek inşallah 10 gün sonra. 10 gün sonra biz
İnşallah tekrar bu videonun devamında kuşlarımızın iyileşmiş halini de sizlere göstereceğiz. İnşallah 10 gün sonra tekrar görüşürüz. Daha arkadaşlar, daha önce de söylediğim gibi yeni bir yer açmış bulunuyor. Burada birçok kuşumuz mevcut. Albino, Lutino, Çek, Jumbo, İngiliz vesaire. Gelip çayımızı içmenizi bekleriz. Buyurun, başımızın içinde yerimiz var. Kuşlarla ilgili herhangi bir probleminiz olduğunda, bizim yapabileceğimiz bir şey olursa lütfen bize ulaşın. Yardımcı olmaya çalışacağız. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selametle kalın. Allah'a emanet olun.